Türkçe Peri Masalları. Süper Kahraman Süper Ben. Küçük Benson hep adının anlamını öğrenmek istemişti. Bir gün pazardan evlerine dönerken babasına sormuş. Baba, ismim neden Benson? Evet, şöyle anlatayım. Benim adım Ben ve sen de oğlumsun. Bu yüzden Benson. Benson bunu öğrenince mutlu olmamış. Ama sonra gözüne bir şey takılmış. Bir dükkanın vitrininde sergilenen süper kahraman kostümü görmüş. Ve Benson süper kahramanlara bayılıyormuş. İçten içe onlardan biri olmak istiyormuş. Baba, bunu istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Peki. Benson eve gittiğinde kostümünü denemek için doğruca odasına koşmuş. Üstüne tam olunca çok şaşırmış. Vay canına! Ne? Hop 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 hop! Neler oluyor? Benson, süper kostüm artık hizmetinize hazır. Ne? Sen de kimsin? Ben giydiğin kostümüm. Beni giyen kişinin bedenine tam otururum. Sonra da süper insan yetenekleri veririm. Bu bir rüya olmalı. Bu gerçek olamaz. Ama bu gerçek Benson. Tamam. Yani şimdi havalanıp şehrin sokakları üzerinde uçabileceğimi mi söylüyorsun? Evet. Ve çok daha fazlasını. Ben komutla uçarım. Söylediğin her şeyi gerçekleştiririm. Süper kostüm dedikten sonra komutunu söyle. Tamam. Süper kostüm. Hadi uçalım. Uçuş başlıyor. Vay canına! Aman tanrım! Woohoo! İşte bu inanılmaz! Benson havalanmış ve çizgi romanlardaki süper kahramanlar gibi şehrin üzerinde uçmuş. Derken... Polis binanın dört bir yanını sardı. Tek seçeneğin var, dışarı çıkmak. Orada neler oluyor? Soygun yapılıyormuş ve soyguncular bankanın içindekileri rehin almışlar. Peki ne yapabilirim? Unutma Benson. Ben sana güçleri veririm ama onları süper yapacak olan senin içindeki kişilik. Pekala, gidelim hadi. Bize ne yapacağımızı söyleyecek konumda değilsin. Taleplerimizi yerine getir yoksa acısını bu insan çeker. Ben varken bunu yapamazsın. Ha? Bu adam da kim? Benson tıpkı bir süper kahraman gibi ki artık öyleymiş, soyguncularla mücadele etmiş, hepsini bayıltıp yere sermiş. Yaşasın! Yaşasın. Aferin çocuk! Yaşasın. Yaşasın! Bizi o kurtardı. O bir kahraman. İşte haydutlar bayım. Ama sen kimsin? Ben. Vay, süper Ben! Ve kısa sürede Süper Ben'in kahramanlıkları şehirdeki herkesin kulağına gitmiş. Tehlikedeki insanları kurtarmış. Polislerin en çok aranan aydutları bulmasını sağlamış ve suçlularla savaşmış. Süper Ben, büyük bir soygunun üstündeki gizem perdesini aralayarak bir kez daha şehrimizi kurtardı. Okuldayken Benson'ın arkadaşlarının ve diğer öğrencilerin Süper Ben'e hayran oluşlarını izlemiş. Gizlice hoşuna gidiyormuş. Keşke Süper Ben arkadaşım olsaydı. Evet, ben de çok isterdim. Ama okulundan kısa mesafe uzakta kötü biri kostümün yerini belirlemiş. Bu Razgur. Hayatı boyunca süper kostümü arayan kötü biri. Ve şimdi yerini biliyor. Nihayet. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Demek süper kostümün sahibi bu. Küçük bir oyun oynama zamanı geldi. Razgur bir plan kurmuş ve ertesi gün Benson'ın mahallesine taşınmış. Yavaş ama emin adımlarla ailesiyle arkadaş olmuş. Ve kısa zamanda Benson'la da çok samimi olmuşlar. Vay canına! Razgur amca! Çizgi romanları seviyor musun? Sevmek mi? Hayır, bayılıyorum. Evet.
Sonları beni hüsrana uğratıyor. Ateş Adam neden kendini okyanusa kurban ediyor? Bu yapılması gereken bir şey olduğu için mi? Günler geçmiş ve Razgur artık Benson'ın güvenini kazandığını biliyormuş. Zamanı geldi. Şimdi beni dinleyin ve çok dikkatli dinleyin. Buradan dur. Ertesi gün Razgur ve Benson parkta yürürlerken... Yavaş olun bakalım. Ha? Cüzdanını ver, yoksa sana ve küçük çocuğa zarar veririz. Ha? Ha! Ha! Aa, kaçın! Sen Süper Ben misin? Benson gülümsemiş, ona güvenebileceğini biliyormuş. Vay canına! Peki kostümünü görebilir miyim? Tabii Bay Razgur. Vay canına! Harika bir his olmalı. Biliyor musun? Ben de hep süper kahraman olmak isterdim. Bir dakika için bile olsa. Ben çizgi romanlardaki adamlardan biri gibi olmak nasıl bir şey bilmek istiyorum. Biliyorum Bay Razgur. Aynı şeyi hissediyordum. Evet ama sanırım herkes bu kadar şanslı değil. Bunu söyleyen Razgur başını eğmiş ve yürümeye başlamış. Çok iyi yürekli biri olan Benson etkilenmiş ve onun için üzülmüş. Bay Razgur. Hmm? Alın, birkaç dakika için süper kahraman olun. Sizi burada bekleyeceğim. Ama bu kostüm bana göre değil ki. Kim giyerse ona tam oluyor. Seni aptal çocuk. Kostümle ilgili her şeyi biliyorum. Razgur'un kötü gözleri parlamış ve hemen kostümü üstüne geçirmiş ve havalanmaya başlamış. Razgur, süper kostüm artık hizmetine hazır. Ne kadar da aptalsın. Ne? Hayatım boyunca bu kostümü aradım. Ben kötü biriyim. Artık süper kötüyüm. Ve yıllardır kostümün peşindeydim. Ve nihayet ele geçirdim. Hayır! Sıradan hayatına geri dön, sıradan insan. Kostümü verdiğin için hayatını bağışlayacağım. Peki, ne yapmaya niyetlisin? Ha, çok şey değil. Hükmetmemi bekleyen bir dünya var. Süper kostüm, uç! Hayır, hayır. Ben ne yaptım? Benson, yaptığından pişmanmış ama çok geç kalmış. Bu arada Razgur, kötü planlarını uygulamaya başlamış. Hemen dur! Yoksa ateş etmek zorunda. Aa! Kaçın! 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 Hepiniz önümüze eğileceksiniz. Ben Razgur, bu şehrin yeni hükümdarıyım. Ne vali ne de belediye başkanı. Ben hükmederim, siz hizmet edersiniz. Keşke Süper Ben arkadaşım olsaydı. Süper Ben mi? Artık Süper Ben diye bir şey yok. Bak, kostümünü ben aldım. Ve kostümü giyen süper olur. Razgur'un terörü o şehirle bitmemiş. Bir diğerine gitmiş ve sonra da diğerine. Amacı mı? Dünyaya hükmetmek. Razgur durdurulamıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kara, deniz ve hava kuvvetleri onu durdurmayı başaramadı. Söylenene göre gücünün kaynağı kostümü ve onu üzerinden çıkarmak. Bu çılgınlığı durdurmanın tek yolu. Ama kim? Bunu kim yapacak? Kim bu haydudu yakalayıp dünyayı gazabından kurtaracak? Bu arada üzgün ve dışlanmış Benson penceresinin önünde oturmuş, bu kadar saf olduğu için kendine kızıyormuş. Unutma Benson, ben sana güçleri veririm. Ama onları süper yapacak olan şey senin içindeki kişilik. Evet, işte bu.
Aniden Benson'ı yine caddede bir anda patlayan bir kargaşa görmüş. Bu o! Geri dönmüş. Bakıyorum da hala üstünlüğümü kabul etmemişsiniz. Bana seçenek bırakmadınız. Demek süper ben artık taş ve sopalarla savaşıyor. Gerçekten bu süper ben mi? Bu süper ben. Öyleyse yakala beni. Büyük bir zevkle. Yeah. Çok kızan Razgur Benson'ı kovalamış ve kendini terk edilmiş bir depoda bulmuş. Nereye saklandın küçük fare? Buradayım. Seni yakalayınca bir teyp mi, bir hoparlör mü? Affedersin, buradayım. Bu sefer işini benimle oynamayı bırak. Seni bulursam işin biter. Süper kostümü yeniden yüklemeden beni bulamazsın. Süper kostümü yeniden yüklemek... Yeniden yükleniyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Ne? Hayır, 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 dur. Süper kostüm dur. Yeniden yükleniyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Sonun geldi Razgur. Şimdi ben seni... Ellerini havaya kaldır. Süper kostüm. Lazer ışınını ateşle. Yeniden yükleniyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Olduğun yerde kal. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Söylediğinizi yapıyorum. Polisler Razgur'u yakalayıp kostümü çıkarmışlar. O sırada kalabalık deponun önünde toplanmış. Sanırım bu sana ait. Bu kimseye ait olmamalı. Yaratabileceği tehlikeleri gördük. Ve böylece Benson en beklenmedik şeyi yapmış. Kostümü ateşe atmış. Hayır! Razgur tutuklanarak götürülmüş ve kalabalık Benson'a tezahürat yapmış. Süper Ben! Süper Ben! Süper Ben! Benson kostümü kullanmadan süper kahraman haline gelmiş. Kahramanca bir şey yapmak için süper insan yeteneklerine gerek olmadığını kanıtlamış. Tek yapmanız gereken insani yeteneklerinizi iyi yönde kullanmak. O zaman dünya sizi süper kahraman olarak görür. Hepimizin güçleri var. Onları süper hale getirmekse bize düşüyor.